faktör olarak değerlendirmekteyiz. Seçim meselesine geleceğiz ama son bölümde zaten onu özellikle biraz konuşmak istiyorum. Murat Bakan, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı az önce dedi ya, yani depreme hazırız demek, deprem sonrasına hazırız demek değildir. Çok doğru bir tespit aslında. Yani aslında deprem enkazın olduğu zaman o enkazı engelliyor olman lazım ama hep sonrasıyla ilgileniyoruz. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün diyor ki şehirlerin hızlıca yeniden inşa edileceğini söylüyor. Demir ve beton firmalarıyla görüştüklerini söylüyor. Pınar'a da soracağım bunu birazdan. Şehirleri yeniden inşa etmek için beton ve demir yeterli mi? Tabii, yani bunu söyleyebilmek için konunun cahil olmak lazım. Ya da dünyayı hiç takip etmiyor olmak lazım. Hiçbir entelektüel derinliği olmayan bir insanın söyleyeceği bir söz. Yani bu. Bırakın Çevre Şehircilik Bakanı. Sıradan bir insana söylediğinizde kenti nasıl tanımlarsınız? Ya kent beton ve demirden ibaret olabilir mi? O, Hatay için söyleyeyim. Milattan önce 40 bin yıl diyorlar tarihi. Orada kadim bir kültür var. Orada yaşayan insanlar var. Oranın tarihi var. Her kentin bir kimliği var. Dokusu var. Yani sen bir kenti yeniden inşa edeceksen, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris yıkıldı. Olduğu gibi bombalandı. Berlin yıkıldı. Dresden yıkıldı. Londra yıkıldı. Ve o kentleri kendi eski imar planları üzerinden yeniden inşa ettiler. Tarihiyle beraber. Yani bize bir yeri vatan yapan şey ne? O sokaklar, yaşadığımız, oradaki tarih. Gidiyorsunuz Floransa'nın merkezinde 300 yıllık kafe var. Sen toplu konut, TOKİ konutlarıyla, betonla ve demirle Hatay'ı yeniden inşa edeceğini düşünüyorsun. Hatay o değil ki. Sen Hatay'ı anlamamışsın. Sen sadece eski Hatay'ı yeniden inşa etmeyeceksin. Onu inşa etmelisin. Tarihiyle, kültürüyle, konaklarıyla, her şeyiyle, meydanlarıyla, ama sadece onu yapmamalısın. Eğer sende zerre kadar bir vizyon varsa, şehir plancıları inşa edecek o kenti. Mimarlar, inşaat mühendisleri, tarihçiler inşa edecek. Geleceğin 100 yıl sonrasının kentlerini planlaman lazım. WWF bir çalışma yapıyor. Yeşil kentler yapılmalı bundan sonra. Madem bu kentler yıkıldı maalesef, o zaman biz iklim krizine dirençli kentler, afete dirençli kentler, sele dirençli, yangına dirençli kentler yaratmalıyız. Enerjiyi, yani başka bir şey, yarının kentlerini yaratmalıyız. Ama bunun için bilgi gerekir, bunun için akıl gerekir, bilimden faydalanmak gerekir, bilim insanlarından faydalanmak gerekir. Ne demek demirle ve betonla ben kenti inşa edeceğim? Demir firmalarıyla, beton firmalarıyla görüşmüş. Kimi de görüşmeliydin? Evet. Üniversitelerle görüşeceksin. Hocalarla, şehir plancılarıyla, işte oda başkanımız onlarla görüşmeli. Aynı zamanda hocamız. Evet, evet. Onların, politikacıların buraya katabileceği çok az şey var. Ve o zaman yeniden bizim oradaki kaybettiğimiz uygarlığı yeniden canlandırabiliriz. Orada kiliseler vardı, orada havralar vardı, orada camiler vardı Hatay'da. Bunların hepsini yeniden bir araya getirebilmeliyiz, yeniden ayağa kaldırabilmeliyiz. Demirle betonla bu olur mu? Kutu gibi TOKİ konutları yapacaklar bir yıl içinde. Belki bizim onun üzerine bir yıl düşünmemiz, ona göre bir planlama yapmamız lazım. Yani ben bunu inanılmaz yadırgadığımı söylemek istiyorum. Ama bu zihniyet bizi yönetiyor. Peki sadece söylerlerse Murat Bakan, yani tamam bir yıl beklemen gerekiyor da bu insanların da gidip evinde oturması gerekiyor. Ne yapacak bu insanlar derlerse ne diyeceksiniz? Ya bunu devlet aklı bunu düşünmeli ve çözmeli. Elbette insanların yaşayacağı toplu konutlar da yapılabilir. O konutları yaparken de benim dediğim kriterleri uygulayarak yapmak zorundasınız. Yani TOKİ mantığıyla işte bilmem ne kalıp diyorlar, tünel kalıp sistemiyle yapılmış on binlerce konuttan bahsetmiyorum. Eğer o insanlara acil konut ihtiyacını yapacaksınız, onu da dirençli bir kente ilişkin nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapacaksınız. Evet. Ben hukukçuyum. Ben mimar değilim. Ben şehir plancısı değilim. Ama ben bir hukukçu olarak bunun böyle yapılmaması gerektiğini biliyorum ve söylüyorum. Kim söyleyecek nasıl yapılması gerektiğini? Şu an bağlı olan şehir plancıları oda başkanı söyleyecek. Mimarlar oda başkanı söyleyecek. Soralım o zaman. Evet. Pınar, böyle mi yapılmalı? Şimdi bu betoncularla ve demircilerle görüşerek işe başlamak zaten konunun hiç anlaşılmamış olduğunu bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Sadece deprem olduğundan beri değil, aslında biz
yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz. Yani bilime güvenin diyoruz, hukuka güvenin diyoruz, etik ilkelerle, mesleki ilkelerle hareket edin diyoruz. Zaten bunlar dinlenmedi. Ve bu kadar büyük bir yıkımla sonuçlanan deprem oldu. Depremin arkasından bunları söylemeye devam ettik. Ama duyuyoruz ki ilk görüşülen kişiler betoncular, demirciler. Hayırlı olsun. Ne diyelim? Demek ki gerçekten konu hiç anlaşılmamış. Bu da yeni depremleri aynı yıkıcı etkilerle bekleyelim anlamına geliyor bizim için. Evet. Şimdi ne yapmalı? Biz ondan sonra İstanbul depremi. Çok sayıda deprem geçirmiş bir ülkeyiz. Çok sayıda deprem geçirdik. Erzincan depremi geçirdik. Marmara depremi geçirdik. Van depremi, İzmir depremi, Elazığ depremi değil mi? Arka arkaya büyük depremler deneyimlemiş bir ülkeyiz. Yani bu bizim aslında hayatımızın bir parçası. Ama bunu bir afete dönüştüren şeyini aslında bu rant düzeni, bu rant siyaseti. Biz çok uzun yıllardır aslında deprem konusunda neler yapılacağını konuşuyoruz. Tüm bilim insanlarıyla konuşuyoruz. Özellikle 99 depreminden sonra henüz Bayındırlık ve İskan Bakanlığı var iken bu konuda önemli büyük katılımlı çalışmalar da gerçekleştirildi. Bir tanesinden bahsedildi. Bir İstanbul Deprem Master Planı yapıldı. 1344 sayfa mıdır nedir? Öyle bir şey. 4 üniversite çalıştı. Çok katılımcı yöntemlerle çalışıldı. İstanbul için neler yapılacağı burada yazmıştı. Ayrıntılı bir çalışmaydı. Bütün bunlar uygulanmadı ama bir takım yasalar çıktı, yönetmelikler çıktı. Yapı denetim yasası çıktı ki yapı denetim yasasının ilk pilot kentleri arasında bu depremde yıkılan kentler var. Hatay gibi, Maraş, Antep gibi kentler var. İlk 6 yıl bu kentlerde pilot uygulamalar yapıldı. Ama kentlerimiz bu arada depreme nasıl hazırlandı? İşte AFAD yaratıldı değil mi 2009'da? Kentlerde işte afet risklerini azaltma planları yapıldı. Fakat temel kritik soru şu ki bütün bunlar biliniyor ama bunun karşılığında kentler mekansal olarak depremleri nasıl hazırlanmış sorusu. Bu soruya geldiğimizde aslında ne yazık ki bir adım bile atılmamış olduğunu gördük. Bütün bu depremler yani 99 depreminden sonra yani orada bu kararlar alındı, çalışmalar yapıldı. Hiçbir kentimizin mekansal olarak aslında bu senaryolara uygun hale getirilmediğini, bu hazırlıkların yapılmadığını gördük. İşte Hatay'ı örnek veriyorum. En büyük yıkımlardan birine maruz kaldı. 5 ila 7,5 büyüklüğünde bir deprem olacağı yazıyor raporlarında. Peki bunu biliyoruz ama bunu bilmek bize bir şey katmıyor. Önemli olan bunun karşılığında bu kentte ne yapıldı? Tek bir adım bile atılmadığını gördük. Maraş'ta öyle, Antep'te öyle, Adana'da öyle, bütün bu kentlerde aynı şey. İstanbul'da da böyle. Adım atılmadı demek yanlış. Özellikle metropollere baktığımızda adımların atıldığını ama tersine adımların atıldığını gördük. İşte İstanbul'a dönüp bakalım. Ne kadar kamusal alan varsa özelleştirildi. Ne kadar afet toplanma alanı varsa dönüştürüldü. Rezidanslara dönüştü. Alışveriş merkezlerine dönüştü. 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz fırsat bilindi. Askeri alanlar boşaltıldı. Askeri alanlar İstanbul'un neredeyse %10'uydu. Orman alanlarıydı. Çok iyi korumuş. Asker çok iyi korudu buraları. Dönüp bakın. Maltepe'ye bakın. Çekmeköy'e bakın. Bütün Arnavutköy'e bakın. Buralarda plan değişiklikleri yapıldı. Rezerv alanı ilanları yapıldı. Çünkü bir de 6306 sayılı kanunumuz çıktı. Bütün buralar orman plan bitti. Konut alanlarına dönüştü. Çatır çatır satılıyor. Şimdi bu yaklaşım bizim depremler açısından kentlerimizi ne noktada gördüğümüzü, ne noktada olduğumuzu çok iyi anlatıyor bize.
Kıyı alanları talan edildi, dolgu alanları üzerine konut tapusu bile olmayan koca bloklar yapıldı. İşte İstanbul'da Kazlıçeşme kıyılarına bakın, halka ait alanların bu hale getirildiğini gördük. Şimdi bütün bunları arka arkaya koyduğumuzda biz mış gibi yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı kurmuşuz. Hemen arkasından Van depremi olmuş. 6306 sayılı kanunu çıkarmışız. Hangi kanun bu? Afet riski altındaki alanların dönüşümü hakkında kanun. Amacı ne? Başlığında yazıyor. Ne yapacak? Afet riski altındaki alanları dönüştürecek. Nereyi dönüştürmüş bu kanun? Bir takım tanımlar uydurmuş, rezerv alan, riskli alan diye. Canı nereye isterse orayı dönüştürmüş. Afet riski altındaki alanları dönüştürmemiş. Biz bunu İstanbul'da da görüyoruz. Bugün bakanlık tek parsel bazında rezerv alan kararları alıyor, riskli alan kararları alıyor. Ne yapıyor bunlarla? Rant projeleri yaratıyor, ayrıcalıklı imar planları yapıyor. Yoksa afet riski altındaki alanları dönüştürmüyor. Bunu mega projelerinde gördük İstanbul için. İşte 3. Havalimanı, 3. Köprü, Kanal İstanbul projesi gibi entegre projelerde gördük. Ne yaptık Kanal İstanbul projesinde? İşte bir koca rezerv alan, 36 bin hektarlık, 3 tane canlı pay attı üzerinde. Kendi ÇED raporu söylüyor. Bakın parayı verip yazdırdıkları ÇED raporu itiraf ediyor bunu. 3 tane canlı pay attı var burada diyor. Tsunami riski var diyor, deprem riski var diyor. Her şeyi itiraf ediyor. Kendi raporları yani. Hani uydurmuyorum bunu. Kendi raporları üzerinden söylüyorum. Şimdi niye yaptı bu rezerv alan tanımını? Ne için kullandı? En çok da 2019 seçimlerinden sonra kaybettiği belediyelerde yetki gaspı yapmak ve buraları yönetmek için kullandı. Bugün İstanbul'a dönüp bakın. İstanbul'un %40'ını İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiyor. Geri kalanını bakanlık yönetiyor, merkezi idare yönetiyor. Şimdi İstanbul'un %40'ını İBB yönetiyor, geri kalanını merkezi yönetiyor. Tüm Türkiye'de idari vesayet makamı, çevre şehircilik makamı. Çok güzel söylendi burada, duydum onu. Yani yerelden aslında bu afet yönetiminin, afet hazırlığın öncelikle örgütlenmesi gerekir diye. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi son derece sınırlı kalmış. Bir İstanbul gibi bir metropolden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir anlayışla parça parça, kopuk kopuk, yani bütüncül olmayan bir afet yönetim modeli nasıl kurulabilir zaten? Peki Pınar, şimdi Bakan Soylu İstanbul depremine hazırlıklıydık biz dedi. Bunu da tartıştık. Ama bir yandan da Ekrem İmamoğlu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Bu hayat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır, riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar 1999 öncesi yapılmış 107 bin binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız dedi. Bir ilave daha yapıyorum. O da az önce Barış'ın söylediği İstanbul Valiliği'nin açıkladığı mesele. İstanbul'da 93 riskli okul tahliye ediliyor. 76'sı yıkılıp yeniden yapılacak. 19'unun güçlendirilmesi gerekiyor. Şimdi veliler de telaşlandılar haklı olarak. Yani bizim çocuklarımız depreme uygun olmayan binalarda mı eğitim görüyorlar diye. Bu anlamda İstanbul'da yani bir Soylu'nun dediği gibi bir İstanbul depremine hazırlık durumundan bahsedemeyiz herhalde. Bir de neden insanlar sence risk tarama yaptırmıyorlar? Çünkü Türkiye'nin bütün kentlerinde başta İstanbul olmak üzere çok derinleşmiş bir konut meselesi var. İnsanlar yani bir barınma meselesi var evet. Daha doğrusu. İnsanların barınma seçeneği yok ki. Şimdi yapısı riskli çıktı diyelim. Ne yapacak bu insan? Gidecek yeri olmadığı için bunu duymak bile istemiyor. Ya riskli çıkar. Ben bunu çok duydum. Yaptırmadık çünkü ya riskli çıkarsa diyorlar. Mesela. Çünkü hiçbir seçenekleri yok. Bizim ülkemizde ne yazık ki bu iktidara ait bir şey de değil aslında. Geçmişten beri bir gerçek anlamda sosyal konut politikası hayata geçirilemedi. Bir tek erken cumhuriyet dönemini bundan ayrı tutuyorum. Emlak bankası modeliyle işte bir arkasından kooperatiflerle belki bir nebze çözüm bulunmaya çalışıldı. Ama 1945 sonrası dönemden itibaren bir daha bir sosyal konut politikası görmedik. Sosyal konut ne demek? Bunu anlatamadık.
2004 yılında TOKİ bir kanunla güçlendirildi. Bu kanundan sonra hızla müteahhit gibi konut yapmaya başladı. Ama ne gelir grubu anlamında hedefini doğru koyabildi, ne fiyat politikasını doğru koyabildi, ne gerçekten konut soruna çare olabildi. Emlak Bankası ne oldu? Emlak Kalkınma Bankası, Emlak GYO'ya dönüştü. Yani şirketleşti. Şimdi bu anlayışla insanlarımızın barınma sorunu çözemiyoruz. Kent hakkı diye bir şey var. Anayasa devlete insanların, vatandaşın barınma hakkını yerine getir, temin etme görevi veriyor. Can ve mal güvenliğini koruma görevi veriyor. Ama bugün bak geldiğimiz noktada bütün bunların anayasaya aykırı bir şekilde temin edilemediğini görüyoruz. Ve insanlar muhtaç kalıyor. Bakın hatırlatayım size. 2008 yılında bunu çok anlatıyorum ben çünkü unutulmamalı bunlar. 2008 yılında İstanbul'da Kağıthane'de bir gün yağmur yağdı. Yağmur yağdı, sel demiyorum. Bir gece kondu çöktü. Ve içinde 12 yaşında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. O aile o sabah belediyeye gitmişti. Ve demişlerdi ki bizim evimiz başımıza yıkılacak, çökecek bu ev, bize yardım edin. Gecekondu o gün çöktü. Arkasından evin babası konuştu televizyonlara ve dedi ki burası gecekondu önleme bölgesi, bize gidin dediler. Nereye gidelim? Hiçbir yere gidemedik. Burada kaldık, yardım istedik dedi. Şimdi kamu idareleri olarak gerçekten barınma sorununa çözüm bulamıyorsanız ve bir kamu idaresi gibi davranmıyorsanız, politikalarını bir tarafa bırakıp özel sektör lehine, sermaye lehine bir şirket gibi çalışmayı kendini üstünüze vazife biliyorsanız bunları yaşamaya devam edeceğiz demektir hep beraber. Biz bugün bunu yaşıyoruz. İnsanlar yapılarının riskli olduğunu duymak istemiyorsa bunun arkasında böyle bir büyük bir tarih var aslında. Bu çok önemli bir şey. Ya riskliyse şey, ben nereye taşınacağım, hı, kiramı nasıl ödeyeceğim, çok yeni bir hayatı şey nasıl kuracağım? Yani yoksulluk elbette sorunu var. Yani. İnsanları suçlamak kolay ama. Sarıyer bölgesinde İstanbul depremi tekrar hatırlandı. İstanbul'da Sarıyer bölgesinde emlakçılar ilanlarını kaldırıyorlar. Çünkü kentin riskli bölgelerinden daha az yoğun bölgelere doğru inanılmaz bir akın var. O kadar çok arayan oluyormuş ki. İlanlarımızı kaldırıyoruz diyorlar. Ve kiralar 1+1 daireler 22-25 bin liraları vardı. Bu bir maaştan çok daha fazlası. Tabii. Bu çok ciddi bir kriz böyle baktığınızda. Evet. Ne olacağını kimse bilmiyor. Nasıl gideceğini kimse bilmiyor ve kamu idareleri olarak, devlet olarak